şey daha tedavüle sokuldu. Bir tartışma daha şu dönemde birkaç gündür işte Türkçe Kur'an tartışması. Ya nasıl oldu biz bu noktaya, nereden geldik? Ekrem Bey çok, nasıl bu tartışıldı bana göre çok, bilemiyorum çok ama. Çok şık ve güzel bir Şebi Aruz töreninde Şebi Aruz'la ilgili. Türkçe birincisi olması. Orada ezan mezan yani yok. Ezan yoktu, ezan zaten okunmadı. Ezan okunmuyor törende. Birincisi o. Türkçe ezan vesaire falan filan. Onu ta götürdüler işte Cumhuriyet'in ilk yılları, yine diktatörlük şu bu falan. Şimdi tek adam vesaire çok, demeye başladı. Çok bence doğru bir şey söyledi. Ekrem Bey dedi ki bence de Arapça okunmalıydı. Onun dışında orada bir takım işte o beyitler, naatlar falan, onlar zaten Farsça, Arapça değil. Ya onlar Farsça. Tabii. Dolayısıyla yani bir de bu bunları konuşurken yine Ekrem Bey'in önemli bir işaret ettiği bir nokta vardı. Bunları Türkçe anlatıyoruz birbirimize. Türkçe konuşuyoruz. Derdimizi Türkçe anlatıyoruz. Bunu konuşurken Türkçeyi de bu kadar düşmanlaştırmayalım. Buna da dikkat edelim. Kendi dilimizi. Kendi dilimizi de bu kadar düşmanlaştırmayalım. Yerli ve milliyken değil mi? Kendi dilini de bu kadar düşmanlaştırmak hani, neden? Vay efendim meydanlarda Kürtçe Kur'an bastırdık işte deyip böyle gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. Kur'an'ın Kürtçesi oluyorsa Türkçesi de olur. Türkçe okunur, Kürtçe okunur. Ben bu şey Arapça okunur. Ben bu konuda çok böyle tartışılabilir bir şey olarak görmüyorum bunu. Kaldı ki bugün farklı bir mezhep anlayışı birçok duayı, birçok sureyi Türkçe okumaya devam ediyor. Hı hı. Okuyor yani cenazelerinde okuyor, işte dini törenlerinde okuyor, ibadetinde okuyor. Okur yani, ne var ki bunda? Netice itibariyle bu konuda İslam alimlerinden birçoğunun cevaz verdiği de ortada. Yani Kur'an'ın dilinin değişmesi özünü eğer etkilemiyorsa vesaire falan. Ama bunlar şu aşamada konuşacağımız şeyler değil. Bu ya. Siyaset için yapılan bir tartışma yani, haline geldi yani. Yani orada şeyde Ekrem Bey çok da güzel söyledi. Ya bence Arapça okunmalıydı dedi. O da onun görüşü. Ben bu konuyu bir inceliyorum dedi. Şimdi diyor orada da hemen feveran ettiler. Dediler ki vay efendim sen belediyeyi yönetiyorsun, nasıl buraya hakim değil misin? İyi de memleketin altını oyan bir terör örgütü çatır çatır orduyu, yargıyı, eğitimi, polisi, yani sermayeyi, iktidarı ele geçirirken Cumhurbaşkanı'nın hiçbir sorumluluğu yok. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin bir etkinliğinde arada küçük bir böyle şey var. Buradan Ekrem İmamoğlu sorumlu. Tamam Ekrem İmamoğlu da dedi ki ben gerekli incelemeyi yapacağım. Ne olacak? Bu daha kadar yok. Basit. Daha söz bitti yani. Sonrasında söz bitti. Tabii. Çünkü alışık oldukları bir şey değil. Bak Mansur Bey de Ankara'da. Hiç mazeret falan uydurmadan özür diliyorum dedi. Evet. Bitti. Ondan sonra ışık görmüş tavşan gibi oluyorlar.